Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Haber bülteni ile karşınızdayız. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ve Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı beraberinde Organize Sanayi Bölgesi yönetimi ile birlikte Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan fabrikaları ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İlk olarak Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan SEKA Otomotiv Makine İmalat Sanayi Fabrikası'nı ziyaret ederek çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler alan heyet daha sonra Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Borsan Isı Sistemleri ve Üretim Fabrikası'nı ziyaret etti. Ziyarete Başkan Yazgı çalışmaları ve faaliyetleri hakkında bilgiler aldı. Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'nın önemli projeleri arasında yer alan Piri Mehmet Paşa Alt Geçit Projesi'nde Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Emniyet Müdürü inşaat sahasında incelemelerde bulundu. Aksaray Valisi Aykut Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Emniyet Müdürü Ali Karabağ ile birlikte Alt Geçit'in olduğu bölgede gezi ve inceleme yaptı. Alt geçit projesinin tamamlanmak üzere olduğu yan bağlantı ve yaya geçitlerinin açıldığını belirten Başkan Yazgı, çalışmaların çok büyük bir titizlik içinde yürütüldüğünü ve kısa süre sonra tam anlamıyla açılacağını söyledi. Aksaray Valisi Aykut Pekmez ise yeni yapılan alt geçitin Aksaray'a yakışır bir hizmet olduğunu ve şehir trafiğini önemli ölçüde rahatlattığını belirtti. Aksaray genelinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan akıllı kartlı su sayaçları beraberinde birçok avantajları yerine getiriyor. Aksaray Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü işlevini yerine getirmeyen ya da herhangi bir sebepten dolayı arızalanan su sayaçlarını ön ödemeli akıllı kartlı su sayaçlarıyla değiştiriyor. Aksaray genelinde kullanımı gittikçe yaygınlaşan akıllı kartlı su sayaçları birçok avantajları beraberinde getiriyor. Belediyeden yapılan açıklamada akıllı kullanan aboneler normal mekanik saatlere göre suyu metreküp cinsinden %10 daha indirimli kullanabiliyor. Önceki sistemde bir gün süren abonelik işlemleri 5 dakika içerisinde halledilebiliyor. Herhangi bir nedenden dolayı abone kapama işlemi önceki sistemde depozito olduğu için 2 gün sürerken kartlı sayaç sisteminde 5 dakikada halledilebiliyor. Vatandaş her ay belediyeye gelmek zorunda kalmayarak yükleme noktalarından rahatlıkla kartlarına yükleme yapabiliyor. Yükleme yapmadan kullanım olmayacağı için ev sahipleri kiracılarının borçlarını ödeyip ödemediğini kontrol etme işlemini ortadan kaldırıyor. 7 gün 24 saat diledikleri kadar su alabilmelerine ve kullanımlarını sürekli olarak takip edebilmelerine olanak sağlıyor. Açık unutulan musluklardan dolayı su basmaları ve gereksiz sarfiyat önlenmiş oluyor. Sayacınızda kontörün bitmesi halinde kartınızı okutarak 3 ton avans suyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 3 ton avansınızın bitmesi halinde yine su yüklemediyseniz avans yükleme noktalarından 7/24 su yüklemesi yapabiliyorsunuz. Suyunuzun mesai saatleri dışında bitmesi halinde düğmesine basarak mesai saati başlayana kadar suyu kullanmaya devam edebiliyorsunuz. 7/24 avans ve nakit yükleme yapmak için belediye önü ve TOKİ Cumhuriyet Mahallesi Kule AVM önünden işlem yapılmaktadır. Fatih Mahallesi itfaiye önünden de sadece avans yükleme yapılabilir. Aksaray Önder İl Başkanı Kutlisi Bakar ve Genç Önder İl Başkanı Ebu Bekir Demir yapmış olduğu basın açıklamasında 24 Aralık Pazar günü sabah namazı buluşması kapsamında Kudüs için bir araya geliyor. Annem, babam ve ben camideyim. Aynı safı paylaşanlar Kudüs için duaya sabah namazı buluşması 24 Aralık Pazar günü Ulu Cami'nde gerçekleştirilecek. 24 Aralık 2017 Pazar günü sabah namazı programımız vardır. Bu programı Aksaray Önder İmam Hatipler Derneği, Genç Önder İmam Hatipler Derneği ve belediyemizin katkılarıyla gerçekleştireceğiz. İnşallah sabah namazında hedefimiz Ulu Cami'yi doldurmak. Çoluk çocuk demeden anneler, babalar, nineler, dedeler hepinizi 24 Aralık 2017 Pazar günü sabah namazına Ulu Cami'ye davet ediyoruz inşallah. Burada belediyemizin çorba ikramı olacak. Emekliler dinlenme evinde sohbetlerimiz olacak. Biz bu programın sabah namazı buluşması programının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle geçmişte bilgiye ulaşmak çok zordu.
Şimdiki dönemde bilgiye ulaşmak çok kolay. Onun için biz yaşantımızla örnek olmalıyız. Çocuklarımıza hayırlı bir nesle emaneti bırakmak için çocuklarımızı sabah namazında buluşturmayı hedefledik. Kıymetli Aksaraylılar, Aksaray Önder İmam Hatipliler Derneği ve Aksaray Genç Önder İmam Hatipliler Derneği olarak Aksaray Belediye'mizin katkılarıyla 24 Aralık Pazar günü sabah namazında Kudüs için elleri semaya, dilleri duaya davet ediyoruz. İnşallah sabah namazından sonra Aksaray Belediye'mizin ikramları olacak. Çorba ikramı ve belediye dinlenme evinde, emekli dinlenme evinde çay ikramı olacak. Katkılarından dolayı ben Aksaray Belediye Başkanımız Sayın Haluk Şahin Yazgı'ya çok teşekkür ediyorum. Bütün Aksaraylı hemşerilerimizi duyarlılığa davet ediyorum. Anne baba, çoluk çocuk, dede nine 24 Aralık Pazar günü sabah namazında Ulu Cami'ye hepinizi bekliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Saygıyla, sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. Aksaray Belediyesi tarafından gün yüzüne çıkarılan restoresi devam etmekte olan tarihi 2. Kılıç Aslan Hamam'ın çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Köklü bir tarihe sahip olan Aksaray ve bu tarihi ayaklandırıp şehre ve turizme kazandırmak için yaptığı titiz ve özverili çalışmalarıyla 2. Kılıç Aslan Hamamı gibi 800 yıllık tarihi yeniden gün yüzüne çıkaran Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, Anadolu topraklarının kültürel zenginliğinden payını almış şehrimizin kültür mirasını koruyup yaşatmak için, geleceğe aktarmak için her zaman çalışmalarımız devam edecektir dedi. Tarihi dokusu ve mimari kimliği korunarak yenilenen Kılıç Aslan Hamamı'nda yüzyıllar içerisinde uğradığı deformasyon sonucu kaybolmuş kubbelerin neredeyse hepsi tamamlanarak yeniden yükseldi. Restorasyonunda sona gelinen mekanın yeniden canlanmasıyla Aksaray güzel bir mekana daha kavuşacak. Burada toplam inşaat alanı 750 metrekare açık alan, avlu kısmı da 300 metrekaredir. Çalışmaların tamamlanmasıyla Kılıç Aslan Hamamı'nı, tarihi o eski ve güzel dokusu tekrar gün yüzüne çıkacak. Aksaray Belediyesi Fareler ve İnsanlar adlı tiyatro oyununu Aksaray Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Aksaray Kültür Merkezi'nde sahnelenen oyuna Aksaray Valisi Aykut Pekmez, eşi Yeşim Pekmez, Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı ve eşi Hasibe Yazgı, protokol üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Çiftliğin dışında bir yere götürelim, gömelim onu, o zaman diyor ki bunun ölüsünü göremezsiniz. Bak tavşanlara bak, onu izin diyor. Sen söyle bakayım, o kadar çok tavşanla sen ne yapacaksın? Tavşanlara ben bakacağım, onları yöntemle besleyeceğim. Yalnızlıklarında kaybolmuş insanların arasında var olmaya çalışan iki dostun sürükleyici hikayesini anlatan Fareler ve İnsanlar tiyatro oyunu seyirciler tarafından büyük bir beğeni topladı. Gösteri sonrası Aksaray Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, tiyatro sanatçılarını tebrik ederek günün anısına çiçek, tablo ve çeşitli hediyeler verdi. Aksaray Belediyesi şehrin tam merkezinde bulunan Zincireye Medresesi'nde bilgi evi oluşturdu. Bilgi evinden faydalanan öğrenciler ise yapmış olduğu çalışmalardan dolayı Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı'ya teşekkür etti. Toplumun her kesiminden, kadın erkek her yaştan vatandaş bilgi evinden faydalanıyor. Zincireye Medresesi bilgi evinde kültürel ve sosyal olarak farklı etkinlikler de düzenleniyor. Bilgi ve öğrenciler başta olmak üzere okumayı seven herkes tarafından takdir topluyor. Zincireye Medresesi'nde şehrin hafızası önemli bir ata yadigarı olduğunu söyleyen Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, burada büyük bir kütüphane kurulduğunu ve kütüphane kapasitesinin her geçen zaman biraz daha arttığını belirtti. Zincireye Medresesi Bilgi Evi'nde faydalanan öğrenciler ise Başkan Yazgı'ya yapılan bu hizmetlerden dolayı teşekkür etti. Aksaray Belediye Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya Zincireye Medresesi Bilgi Evi'ne bizi açtığı için çok teşekkür ederiz. Buraya gelip ödevlerimizi, araştırmalarımızı yapıyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Başkanımız Haluk Şahin Yazgı'ya çok teşekkür ederiz Zincire Medresesi Bilgi Evi'ni bize açtığı için. Sayesinde buraya gelip ders çalışıyoruz, araştırmalarımızı yapıyoruz. Tekrardan çok teşekkür ederiz. Aksaray'ın ekranı Belediye TV Haber Merkezi tarafından hazırlanan haber bülteniyle karşınızda olduk. Bir sonraki haber bülteninde görüşmek üzere. Hoşça kalın.